Herkese merhabalar, değerli dostlar, değerli izleyenler. Kültür Şurası'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evlerimize konuk oluyoruz efendim Kültür Şurası'nda. İstanbul'dan evlerimize konuk oluyoruz. Kültür Şurası'nda bu hafta istedik ki efendim Manisa'mızı konuşalım. Şehzadeler Şehri Manisa'nın kültürel zenginliğini konuşalım. Tabii ki Manisa'yı kiminle konuşacağız efendim? Bugün Manisa'dan misafirimiz olan, yayına Manisa'dan katılan çok değerli bir büyüğümüz de efendim. 24. dönem Manisa Milletvekili Doktor Muzaffer Gürtaş Kültür Şurası'nın konuğu. Değerli hocam hoş geldiniz. Rahmi Beyciğim çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen bütün seyircilerimizi saygıyla, muhabbetle ve hürmetle Şehzadeler Şehri Manisa'dan bütün izleyicilere selamlarımı sunuyorum. Hocam tabii ki hani Manisa'yı konuşacağız ama özellikle Manisa tabii ki Şehzadeler Şehri, tarım şehri, kültürel zenginliği çok fazla. Yani bir Muzaffer Yurttaş olarak Manisa dendiğinde aklınıza ne geliyor? Ne hissediyorsunuz? Manisa denildiğinde tabii ki Manisa benim için çok şey ifade ediyor. Doğduğum, büyüdüğüm, hayallerimin pek çoğunu gerçekleştirdiğim bir şehir Manisa benim için. Manisa sevdalısı birisiyim. Rabbim sizin de belirttiğiniz gibi 24. dönemde Manisa'ya, Manisalılara hizmet etmek için milletvekili olarak böyle bir gururu da yaşattı. Karınca kaderince dönemimiz içerisinde de Manisa'ya hizmet etmeye çalıştık. Manisa hakikaten hizmete layık. Hakikaten geçmişte şehzadeler şehri olmuş. Yani Osmanlı İmparatorluğu'na şehzadeleri yetiştirilmiş, ona uygun görülmüş bir şehir. Şehzadeler padişah olacak bir kişinin yetişeceği yer alelade rastgele seçilmiş olamaz. Burada Manisa'nın manevi büyüklerinin olmuş olması, burada alimlerinin olmuş olması, Manisa'nın havası, suyu, toprağı, bu güzellikleri, potansiyeli, belki insanlığın özelliklerini de dikkate alarak ecdadımız Osmanlı burayı kendisine lider yetiştiren bir yer olarak tarif etmiş. Ben o açıdan bakıyorum. Bugünkü bakış açımızda ise Manisa bir tarım şehri midir? Evet, Manisa bir tarım şehridir. Çünkü Türkiye'de yetişen 160-170 milyon zeytin ağacının neredeyse 20 milyonunu barındıran bir Manisa'dan sofralık zeytinin %60-70'ini, özellikle yeşil sofralık zeytinin çok büyük bir kısmını yetiştiren Manisa. Yumurta ve tavuk üretiminde söz sahibi. Sultaniye üzüm, çekirdeksiz sultaniye üzümün %85'ini yetiştiren bir Manisa. Bir tarım şehri, her şeyiyle, kirazıyla, eriğiyle, şeftalisiyle, kavunuyla ve diğer tarım ürünleriyle ve tarımsal sanayiyle Manisa bir tarım şehridir. Çok değerli Manisa bir... hocam, sözümü kesiyorum, kusura bakmayın. Tarımda istediğiniz noktada mıyız peki Manisa olarak? Yani biz şimdi milletvekilliği yaptığım dönem içerisinde de Manisa'da vatandaşlarımızla, tarımla uğraşan çiftçimizle ve üreticilerimizle zaman zaman bir araya geliyor. Kooperatif ve oda başkanlarımızla sorunlarımızı paylaşıyorduk. Evet, Manisa gerçekten tarımda Türkiye'nin pek çok iline göre çok iyi bir konumda ama tarım konusunda sorunlarımız yok mu? Evet, sorunlarımız var. Atılması gereken adımlar var mı? Var. Pek çoğu atıldı. Manisa 45 gölet, 1000 günde 45 gölet projesiyle, göletleriyle, barajlarıyla pek çoğunu tamamlamış. Sulama kapasitesini oldukça artırmış. Çevre illere göre bu açıdan çok şanslı. Hayvan ve bitki potansiyeli açısından da çevremizdeki illere baktığımızda hakikaten iyi bir noktada olduğunu görüyoruz. Ama üreticimizin sorunları yok mu?
mutlaka sorunları var. Zaman zaman da bunu değişik vesilelerle paylaşıyoruz. İnşallah geldiğimiz noktadan çok daha ileri noktada olmamız gerektiğine inanıyorum ben. Olacağımız kanaatindeyim de yapılacak çalışmalarla neden olmasın diyorum. Hocam, şöyle aslında Manisa, İzmir ve Balıkesir'in, Uşak'ın ortasında kalmış. Aslında işte kuzeyinde kavun, güneyinde üzüm. Yani dağından kültür, tarih fışkırıyor baktığımızda. Başka böyle bir şehir yani yok herhalde Türkiye'de. Yani kavunuyla, üzümüyle, mesiriyle isim salmış ve 500 yıllık bir geleneği yaşatan bir şehrimiz Manisa. Evet, Manisa biraz önce söyledim, tarım kentidir. Manisa aynı zamanda tarih kentidir, kültür kentidir, turizm kentidir. Yani taşıdığı potansiyeli kendisinin çok çok değerli bir konuma gelebileceğini ki 2005 yılında dünyada çok önemli yatırımcıların yapmış olduğu bir araştırmada Manisa en önemli dünyada yatırıma değer yani sanayi yatırımına değer il seçilmişti. Arada kalmasının İzmir gibi işte büyük iller dediğimiz Türkiye'nin üç büyük ilinden birisinin yakınında olması, Manisa merkezinin özellikle çok yakınında olmasının da bazı dezavantajlarını yaşıyor. Yani Manisa'yı bir nevi İzmir'in arka bahçesi gibi değerlendiren örneğin üniversitedeki hocalarımız, işte organize sanayideki pek çok beyaz yakalı dediğimiz yönetici, lider ve iş adamlarımız aslen İzmir'de otururlar ama Manisa'da işlerini yaparlar. Manisa'da iş yerleri vardır. Bu açıdan da Manisa İzmir'e yakın olmanın hem avantajını hem de dezavantajını yaşıyor. O açıdan da her iki açıdan da değerlendirilebilir. Manisa'da olarak milletvekilliği yaptığınız dönemde Manisa'nın aslında bir nevi ekonomisini ayakta tutan kuru üzümüyle alakalı milletvekili döneminde bir projeniz var. İsterseniz buraya da biraz değinmenizi istiyorum sizin üzümle alakalı. Evet. Manisa Evliya Çelebi'nin deyimiyle dağlarından yağ, ovalarından bal akan bir şehir. Dağlarındaki yağımız zeytinyağımız, ovalarındaki balımız da üzümümüz. Aydınlılar her ne kadar bu sözü Aydın için söylemiş Evliya Çelebi dese de ben iddia ediyorum bu söz Manisa'ya yakışır. Manisa'nın çünkü zeytinyağıyla, zeytiniyle ve ovalarımızdaki bal dediğimizde üzümüyle Manisa tam bir tarife uyan bir şehir. Tabii ki üzümümüz Sultaniye üzümün %85'ini Manisa yetiştiriyor. Pek çok bunun yanında sadece Sultaniye üzüm değil son yıllarda özellikle Alaşehir ve Sarıgöl bölgemizde çekirdekli üzüm, sofralık çekirdekli üzümün de çok büyük bir kısmının ve hatta ihracata giden gerek Rusya gerek diğer ülkelere ihracata giden üzümün büyük kısmının yaş üzümün de üretildiği bir kent Manisa. Bizim tabii ki üzümümüzün kuru üzüm özellikle İngiltere, Almanya gibi ülkelere ihraç edilen kuru üzümün çok büyük bir kısmı da Manisa tarafından üretiliyor. Yani geçmişte her ne kadar kuru üzümün borsası İzmir borsasında kuruluyor olsa da bu Manisalılar için bir eksiklik ama üreticisi Manisa. Ben milletvekili olduğum dönem içerisinde bir araştırma yaptım. Bizim üzüm sattığımız İngiltere'de kişi başı üzüm tüketimi 1.6 kilo yani 1600 grama yakın tekabül ediyor. Almanya'da 1700 gram civarında. Türkiye'de ise kişi başı yani üzümü üreten ülkemizde kişi başı üzüm tüketimi 250 gram civarında. Bu kadar sağlıklı, bu kadar bir eczane niteliğinde olan, içerisinde her türlü vitamini, minerali barındıran bir ürünün, bir şifa kaynağının, evet, şifa kaynağının bizim tarafımızdan yeterli olarak tüketilmiyor olması tabii ki benim garibime gitti. Biz bunu nasıl sağlayabiliriz? Hani ağaç yaşken eğilir. Bunu okul dönemi içerisinde çocuklarımıza üzüm yemeyi, üzümün sağlığa katkısını yaparsak bunda başarılı olabileceğimizi düşündüm.
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı'ya buradan saygıyla, hürmetle selamlıyoruz onu da. Onu anlattım. Sayın Başbakan'a iletmemizi söyledi. Başbakanımıza, Tarım Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza konuyu aktardık. Ve oradan okul üzümü, akıl üzümü diye bir proje çıkardık. Bu proje haftanın iki günü o dönem içerisinde ya da üç günü de olabilirdi. Okulların pek çoğunda ilkokul ve ortaokul, yani ilk 8 sınıfı içerisinde çocuklara zaten hükümetimizin bir süt dağıtma projesi vardı. Okul sütü projesi diye. Onun dağıtılmadığı günlerde okul üzümü dağıtılması, yaklaşık işte 40 gramlık poşetler halinde çocuklarda sitelerin şeffaf poşetler içerisinde üzerinde okul üzümü, akıl üzümü, okul üzümü projesi diye yazan ve içeriğindeki mineral, vitamin ve kalori kaynağını belirten üzüm dağıtımına başlandı. Peki bunun hocam, iki yönü vardı. Birincisi, üzümdeki en büyük faydası nedir? Sağlık açısından mı? Evet. Şimdi üzüm bir enerji kaynağıdır. Üzümün içerisindeki enerji hakikaten değerli bir enerjidir. İçerisindeki vitaminler, İçerisindeki antioksidan maddeler oldukça yüksek. Hazreti Ali'nin bir öğüdü var. Hazreti Ali Keremallahu Veçhevi diyor ki günde 21 tane kuru üzüm yiyenin hafızası ve zekası keskin olur. Manisa'nın yetiştirmiş olduğu padişahlardan olan Kanuni'nin, Fatih'in, Fatih Sultan Mehmet'in zekasının belki de keskinliğinin kaynağında Manisa'nın Sultaniye üzümü yer alıyor. Manisa tabii ki aynı zamanda enerji, Manisa Sultaniye üzümü kemiklerin güçlenmesini sağlar. İnsanın en önemli ihtiyaçlarından birisi de demir ihtiyacıdır, kan ihtiyacıdır. Demir ihtiyacı, demir deposu olarak da üzüm sayılamayacak kadar güzel bir demir deposudur. Bu özellikleri nedeniyle özellikle ilkokul çocuklarında demir eksikliği anemisi çok olur. Bu demir eksikliği anemisinin olmaması, çocuğun sağlıklı büyümesi için de üzüme ihtiyacı vardır. Biz bu nedenle projeyi hayata geçirdik ama sadece bununla mı yaptık? Okullarda, Türk Hava Yolları'nda 1 milyon paket, yani 1 milyon yolcuya Manisa Sultaniye üzümünü dağıttık. Mecliste üzüm ve ekmek ve üzümle ilgili projelerimiz oldu. Çayın yanında üzüm tüketin, şeker tüketmeyin diye yine bir projemiz oldu. Bu vesileyle hem Manisa üzümünü tanıtmak hem de üreticilerimizin üzümünü daha fazla değerlendirmek gayetiyle yola çıktık. Gittiğim her yerde de bu konuda insanlar takdirlerini belirttiler. Çünkü bugüne kadar tabii ki herkes bir konuda bir konunun ucundan tutmuştur, bir problemi çözmeye çalışmıştır ama Manisa gibi önemli illerimizden birisinde üzüm gibi önemli bir şeye sahip çıkmaktan dolayı hakikaten milletimiz de bize sahip çıktı. Bunu da her zaman gittiğimizde gururla iyi ki sahip çıkmışız diye görüyorum. Siz anlatırken aklıma bir şey geldi. Milletvekilliği döneminizde bu okul üzümüyle akıl üzümü çalışmanızda, projenizde bunu hayata sokabilmeniz için aslında çok mücadele ettiniz. Bülent Arınç anlatmıştı. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz Sayın Bakanımıza. Sayın Bülent Arınç anlatmıştı. Dedi ki, Muzaffer Bey dedi, elinde üzüm, mecliste dedi, oradan oraya üzüm, üzüm, üzüm diye dedi. Bunu dedi, hayata soktu dedi falan. Evet, doğru. Çok doğru. Zaten o zaman Sayın dönemin Başbakanımız bizim Manisa'ya geldiğinde, Manisa'da bizim bir ilk kongremiz vardı. Orada okul üzümü projesini açıklamıştı. Sayın eski meclis başkanımız, değerli büyüğümüz Bülent Arınç da o salondaydı. Ben de salonun bir kenarında, protokolün en uç kenarında oturuyordum. Sayın Başbakan kürsüden bunu açıkladığında Bülent Bey bana dönerek evet dedi, bu iş oldu demişti. Öyle bir hatıramız da var. Sağ olsun. Değerli hocam, şimdi sizler tabii bir tıp insanısınız aynı zamanda. Şifa merkeziniz var Manisa'da. Bu şifa merkezinde Manisa'nın ürünlerinden
Manisa'nın organik tarımından istifade ediyor musunuz? İnsanlara bunları tanıtıyor musunuz? Tabii Manisa, ben genel cerrahi uzmanıyım normalde, ama yaklaşık 8-10 yıldır tamamlayıcı tıpla uğraşıyorum. Geleneksel tamamlayıcı tıp dediğimiz doğal sağlık ve doğal sağlık ürünleriyle uğraşıyorum. Hacamat, sülük tedavisi, fitoterapi dediğimiz bitkisel tedavi. Manisa, aslında baktığımızda Manisa bir şifa kenti. Çünkü biraz önce siz belirttiniz, Mesir. Mesir, Hafsa Sultan'ın hastalandığında Merkez Efendi tarafından yaptırılan bir ilacın şeysi, Manisa'nın dağlarından toparlanmış 41 çeşit baharattan elde edilen bir ilaç. Ayrıca Manisa'da Cemil Şeler diye bir askeri hekim tarafından 1924-25'li yıllarda Şevketi Bostan bitkisinden lityazin diye bir madde ekstrası çıkartılıyor, bir madde elde ediliyor ve böbrek taşlarının eritilmesinde, Şevketi Bostan bitkisi çünkü bölgemizde bol olur, Şevketi Bostan bitkisinden lityazin diye madde elde ediyor ve ruhsat alıyor, bakanlığa başvuruyor ve bakanlıktan Lityazol Cemil adıyla 1994 yılına kadar, yanlış hatırlamıyorsam, ilaç üretime devam ediyor. Sonra üretimden kaldırılıyor. Yani kaplıcalarımızla, şifalı bitkilerimizle, sadece Manisa Sipil Dağı'nda 76 çeşit endemik bitki var. Türkiye'de 12 bin çeşit şifalı bitki var. Bunun 4 bini endemik. Endemik demek sadece Türkiye'de bulunan. İşte bu 4 bin çeşit bitkinin 76 çeşidi sadece Manisa Sipil Dağı'nda bulunuyor. İşte üzüm, kavundu, zeytindir, zeytinyağıdır, kirazımızdır, çileğimizdir. Bunlar da aynı zamanda şifa vesilesi. Kaplıcalarımız şifa vesilesi. Maden sularımız işte Kula'da, Salihli'de, Alaşehir'de maden sularımız var. Selendi diye yine maden sularımız var. Sarıkız maden suyumuz var. Bütün bu maden sularının da bir şifa yerin altında. Yani yerin altı da şifa, üstü de şifa. Böyle şifa kentinde doğal sağlıkla uğraşmak ve insanlarımıza ilaç değil de doğal ürünlerle onların beslenmesini sağlamak bence bizim ilk hedefimiz olmalı diye düşünüyorum. Bu amaçla Manisa'da Yurttaş Şifa Merkezi kendi kliniğimizi 5 yıl önce açmıştık. 5 yıldır hizmet veriyoruz. Tabii ki biz burada gelen insanlarımıza mutlaka öncelikli olarak doğal beslenmeyi, bölgenimizin kendi ürünlerimizi kullanmayı ve bunlarla ilgili özellikle mesela Inulin Viskoza diye Akhisar civarında Akhisar kanser otu diye ya da Andız. efendim? Yapışkanlı andız otu da deniliyor Evet, sanırım. yapışkan andız otu Türkçesi Inulin Viskoza. Mesela bu bölgede çok olarak yetişir. Türkiye'nin çok pek çok yerine bunun tavsiye ediyoruz. İnsanlarımıza bunları gönderiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hastalarımızı takip ediyoruz. Yapılmış olan, tedaviye devam eden hastalarımız var. Hakikaten bu konuda Manisa büyük bir şans ve biz de elimizden geldiğince bu doğal şansı insanlarımıza vermek istiyoruz. Benim aslında şifa kenti olarak Manisa'da hayal ettiğim, hayalimde olan Manisa Sipil Dağı. Sipil Dağı'nda Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar vesilesiyle bir proje var. Henüz hayata geçirilemedi. Sipil Dağı'nın zirvesinde evler yapıldı. Günübirlik kalınabilecek. Ancak esas oranın, projenin tamamında bir oraya bir spor oteli, yani Türkiye'nin değişik yerlerindeki futbolcuların, sporcuların gelip kamp yapabileceği bir spor oteli ve aynı zamanda bir sağlık oteli. O sağlık otelinde de doğal sağlıkla ilgili doğal tedavilerin yapılabileceği bir merkez olması. Böyle bir şey vardı. Milletvekilliği dönemimizde çok çalıştık. Sayın Orman Bakanımız Veysel Bey de gerçekten buna destek verdi. Birinci aşaması işte oranın altyapı çalışmaları, kanalizasyon, su ve elektrik çalışmaları bitirildi. Evler yapıldı. Ama otelle ilgili özel işletmeye, yap işlet devret modeliyle bu hayata geçirilmeye çalışıldı. Henüz onun sonuç alınamadı. Bir de teleferik projesi vardı. Gerçekten bunlar hayata geçirilse Manisa Sipil Dağı'nın o güzelim, şahane varlıklarından bütün insanlarımızın da yararlanmasına vesile olabiliriz diye düşünüyorum.
Manisa'yı konuştuk. Özellikle programın hani uzun bir bölümünü Manisa'ya ayırdık. Şimdi Manisa hem organizasyonuyla siz hocam Manisa'da bir havalimanına ihtiyaç var diye özellikle bazı çıkışlarınız oldu, yazılarınız oldu, köşe yazılarınız oldu. Bunu çok dediniz. Manisa neden havalimanı ihtiyacı var? Yapılırsa nereye yapılmalıdır? Bununla alakalı konuşmak istedim. Şimdi AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde Türkiye'de yani 30 civarında bir ilimizde havaalanı vardı. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 60'a yakın havaalanı var. Türkiye'nin çok değişik yerlerinde. 60'ı da geçti, ne kadar tam sayısını bilemiyorum. Pek çok ilimizde havaalanı var. Bu hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, eski Başbakanlığı döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın büyük gayretleriyle hizmete girdi. Tabii ki bundan Manisa maalesef yararlanamadı. Binali Bey'e de bunu defaatle birlikte sohbetlerimizde dile getirdim. Gerekçe olarak hep gittiğimde yani Manisa'ya bir havaalanı gerekiyor dediğimde İzmir'de Adnan Menderes Havaalanı'nın olduğu ifade edilerek bu bahane ileri sürüldü. Yani çok şimdi baktığımızda evet İzmir'de Adnan Menderes Havaalanı var ama Menderes Havaalanı, Aydın, Muğla, İzmir, Manisa gibi pek çok yere hizmet ediyor. Artı Manisa'dan kalkıp özellikle trafiğin yoğun olduğu bir saatte havaalanına gitmek bazen 2 saati aşabiliyor. Manisa organize sanayisinde yaklaşık 40-50 bin kişi çalışıyor. Manisa'da büyük bir üniversite var. 45 bin civarında öğrencisi ve öğretim görevlisinin olan. Manisa bir ihracat kenti. Böyle bir kentte bir havaalanının olmaması büyük bir eksikliktir diye düşünüyorum. Çok daha yakın bir mesafede bir havaalanı yapıldığında ki havaalanımız zaten var. Biz Soma maden kazasının 2013 yılında Soma maden kazasının yaşandığında uçakla, özel uçakla Başbakanımızın verdiği özel uçakla Akhisar yakınlarındaki Akselendi diye nitelendirilen kasabadaki askeri havaalanına inmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız da oraya teşrif etmişlerdi. Aynı yere inmişlerdi. Akhisar yakınlarında da yine bir sivil uçuşların yapıldığı ya da çalışmaların yapıldığı bir havaalanı olabilecek mekan var. Yani Göl Marmara, Akhisar arasında Manisa'nın diğer ilçelerinin de çok rahat erişebileceği, hatta Sındırgı, Balıkesir'in de bazı ilçelerinin rahatlıkla gelebileceği konumda olduğu için Akhisar bölgesindeki askeri havaalanının sivil açılması, belki oralara peron konulması, bir iki pistin daha ilave edilmesiyle çok rahat harekete geçirilebilecek, en az günde 2 uçağın çok rahat kaldırılabileceği, sadece yolcu uçağı olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü bölgemizden kiraz üretiliyor mesela. Bölgemizde yaş üzüm üretimi var. Bölgemizde yani çabuk tüketilmesi gereken çilek üretimi var. Bunların hızlı ihraç edilmesi gerekiyor. En güzeli bunun kargo uçaklarla yapılması. Kargo uçaklarla yapılabilecek bu şeyin tam merkezi de Akhisar Göl Marmara arasındaki bu askeri havaalanının olduğu yerdir. Çünkü Alaşehir tarafından gelen, köprü başındaki çileğin geldiği, 40 ağaç kavununun gerektiğinde gelebildiği tam bir merkezde burada yapılacak bir havaalanının Manisa'ya gerçekten çağ atlatacağını düşünüyorum ben. Akhisar nüfusuyla hem zeytiniyle zaten marka bir şehir haline geldi, bir ilçe haline geldi. Dolayısıyla buradan da bunu dile getirelim. Hükümetimize buradan seslenelim. İnşallah Manisa'ya da bir havalimanı çalışması bekliyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmiş olalım efendim. Değerli hocam, şimdi siz 24. dönemde
Milletvekilliği yaptınız 5 yıl kadar. Şu anda sanırım 27. dönem devam 27. ediyor. Muzaffer Yurttaş siyasete veda mı etti ya da siyasetin içinde misiniz, dışında mısınız? Yani Güzel. siyaset bir gün herhalde siyasetin içine girenler kolay kolay kopamıyor. Evet. Ben tabii ki doktor olarak yöneticilikten gelen başhekimlik, bölgede başhekimlik yapan, uzun süre doktorluk yapan birisinin 2011 yılında siyasetin içerisine öyle girmiştim. O güne kadar siyasetin dışında mıydık? Hayır, ama aktif olarak siyaset yapmıyorduk. 2011 yılında milletvekili olmakla birlikte AK Parti'den siyasete atıldık. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın hayallerinin hayata geçirmek için onun yüküne destek olmak, onun yüküne omuz vermek için siyasete atıldım. Recep Tayyip Erdoğan sevdalısıyım, Türkiye sevdalısıyım. O nedenle siyaset Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe benim için siyasetin bitmesi, siyasetten veda etmemiz söz konusu değildir. O ta ki o bırak demediği müddetçe ben siyasete devam ederim. Bu illa bir milletvekili olarak siyasete devam etmek değil. Bizi nerede görev verirse reisimiz, liderimiz, biz orada görev alırız. Sen milletvekili olacaksın derse milletvekili oluruz. Sen belediye başkanı olacaksın derse belediye başkanı oluruz. Sen geç şuradaki teşkilatlarımızla ilgilen, teşkilatlarımıza destek ol, orada destek oluruz. Sen çaycılık yap, o bize orada istihdam edilmeye hazırız. O nedenle liderimizin izinde AK Parti'nin hedeflerini, çünkü benim için Tayyip Erdoğan sıradan bir lider değil. Yani Tayyip Erdoğan bizim çocukluğumuzdan beri hayallerimiz olan Ayasofya'yı cami yapan, dünyanın mazlumlarına kol kanat geren, imam hatipleri imam hatipleri tekrar açan, başörtüsü zulmünü kaldıran, insanların düşünce özgürlüklerini hayata geçiren, bizim hayallerimizi hayata geçiren bir lider. Yani ben kuru kurusuna bir siyasi partinin genel başkanlığı ya da bir siyasi partiye taassupla bağlantılı değilim. Ben geleceğimi düşünüyorum. Ben hayallerimi hayata geçiren insana vefa borcumu ödüyorum. Benim siyasete bakış açım bu. Siyasetin içindeyiz. Siyasetin biz nerede o görmemizi, bizi vatandaş ve liderimiz nerede görmek isterse biz orada olmaya hazırız. Hocam, o zaman yani şunu anlayabiliriz. Muzaffer Yurttaş efendim siyasete böyle açık bir kapı bırakmış yani kapatmamış kapıyı komple. Asla. Biz aslında yani şunu da söylememiz lazım. Tabii ki hani insanlar hedeflerine koşmak için, hedeflerine ulaşmak için tabii ki siyasi mecralardan geçmesi gerekiyor. Halbuki siyaset partiler bir amaç değil bir araçtır. Hani siz de dediniz ya ben hani ideolojik saplantılı değilim dediniz. Hani doğru bir şey varsa hep beraber tebrik ederiz, alkışlarız. Tabii ki Yanlışı yanlış bir şey. da kendi aramızda tartışırız. Tabii. Şöyle hemen bir farklı bir konuya dönmek istiyorum değerli dostlar. Efendim kavunuyla meşhur Şehzadeler şehrimizin önemli ilçelerinden, Manisa'nın önemli ilçelerinden biri Kırkağaç. 500 yıllık lezzeti Kırkağaç kavunu hasadı başladı. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Kavunun değerini bilelim. Bunu kurumsal hale getirelim ve kooperatifleşme yolunda ilerleyelim. Ki Kırkağaç kavunu önemli çünkü uluslararası bir isme ve lezzete sahip ve tekrar ben Kırkağaç kavunun hasadının hayırlı olmasını biliyorum. Hocam Kırkağaç kavunu yediniz mi? Evet, çok sayıda yedik. Kırkağaç kavunu hakikaten bir değer. Tabii ki belediye başkanımız, Kırkağaç Belediye Başkanımız, oradaki Ziraat Odası başkanlarımız ve vatandaşların gayretleri dışarısında çok daha büyük adımlar atılması gerektiğine inanıyorum. Lezzetiyle, lif oranıyla, tadıyla, kokusuyla, dayanıklılığıyla, kış döneminde çok uzun süre muhafaza edilebilmesiyle, çabuk bozulmamasıyla Kırkağaç kavunu hakikaten çok değerli. Tabii ki her tarafın farklı kavunları, farklı şeyleri olabilir ama
Hakikaten ben Kırkağaç kavununu yedikten sonra pek çok arkadaşımın şunu söylediğini, ben ilk defa hayatımda kavun yemişim dediğini ne şahit oldum. O nedenle bizim bölgemizin böyle bir ürününe, bir marka değerine daha büyük projelerle, yani okul üzümü akıl üzümündeki olduğu gibi daha büyük projelerle sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Bir sizin de söylediğiniz... Kırkağaç kavununun Osmanlı döneminde Abdülhamit Han'a kasalarla kavun gittiği rivayet edilir. Yani Osmanlı. işte mesela bu çok güzel bir şey. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye geldiğini ve Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret ettiği bir aşamada Kırkağaç kavunu götürülse ve o gün hem basında yer alsa hem ona ikram edilse hem o şey yapılsa böyle değişik bir şey olsa, şimdi aklıma gelen bir şey söylüyorum. Çok daha etkili olur. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dışarıda da bu kavunun güzelliği, faydası görülmüş olur diye düşünüyorum. Tabii ki sizin biraz önce belirttiğiniz bir nokta var. Onu belirtmeden geçemeyeceğim. Esas üreticilerimizi memnun edecek de kooperatifleşme. Burada çok ciddi bir kooperatifleşmenin olması gerekiyor. Yani bunu yol üzerine çıkıp orada çardaklarda çok zor şartlarda Kırkaç kavununu satmaya çalışmak yerine, şimdi biliyorsunuz Azer balı var. Azer balını orada bir kooperatif satıyor. Vatandaş hiç pazarlamasıyla uğraşmıyor. Tamamen dünyanın çok değişik yerlerine çok yüksek fiyatlardan gidiyor. Onun gibi bir şey yapılabilir. Yani aslında şöyle ben burada tabii ki üreticinin, çiftçinin para kazanmasını isteyen. Yani aradaki aracı burada para kazanıyor. Yani bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Kırkağaç'taki yöneticiler, belediye başkanına, kaymakamına, özellikle Vali Bey'in yapmasını istiyorum, rica ediyorum. Manisa lezzetlerine hem tarımına el ele gönül gönüle sahip çıkalım ve onu böyle olması gerektiği yere taşıyalım diyorum. Değerli hocam, şöyle birkaç efendim duyurum var. Bizim çok değerli dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz İkbal Gürpınar hanımefendinin muhterem babası Mustafa amcamız vefat etti. Kendisine başsağlığı diliyorum. İkbal Hanım'la bir program yapmıştık hatırlarsanız Evet, Kırklareli'de. evet biliyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Görüşüyoruz zaman zaman. Kendisine de buradan başsağlığı diliyorum. İkbal Gürpınar. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Nur yüzlü bir amcamız. Ben fotoğrafını İkbal Hanım'ın sosyal medya paylaşımından gördüm. Ben de retweet ettim ve başsağlığı diledim. Gerçekten tam bir Osmanlı büyüğü. Allah rahmet eylesin. Hele Covid nedeniyle ölmüş olması da yaşlı çınarlarımızın böyle bir salgın hastalıkta teker teker devriliyor olması gibi bir sonucu doğuruyor. Bu da bana hüzün veriyor. Ruhu şad olsun. Amin. Değerli hocam, programın başında Manisa ile alakalı hayallerimin birçoğunu gerçekleştirdim demiştiniz. Yani hayallerinizin peşinden koştunuz. Şöyle şu hayallerinizi kısa kısa da olsa dinlemek istiyorum efendim Manisa ile alakalı. Ya da Evet. isteyip de yapamadığınız bir hayaliniz oldu mu Manisa'da? Evet, tabii. Şimdi benim tabii ki tarım deyince o bölgeye sulama en önemlisi. Manisa'da bin günde bin gölet projesinden 45 gölet diye başlamıştık. 55'e çıktı sonradan bu gölet sayısı. Biz göletleri hayata geçirdik. İşte Kırkağaç'ta, Kula'da, Alaşehir'de, Manisa merkezde, pek çok ilçemizde, Demirci'de, benim kendi doğduğum köyde, Kula'nın köyünde dahil olmak üzere biz göletleri hayata geçirdik. Kelebek Barajı, yılların hayali, Ahmetli Ovası'nı sulayacak olan bitme aşamasında Kelebek Barajı'nı hayata geçirdik. Bu projeler çok önemli projelerdi. Recai Bey ile birlikte, Kırkağaç'ın bir evladı,
Bizim bir hayalimiz daha vardı. Buradaki baraj gölü, elektrik barajı, Demirköprü elektrik barajı. Oradaki suyun, sulama için kullanılan suyun kapalı sistemle şu anda kanallar vasıtasıyla ya da dereler vasıtasıyla ulaştırılıyor. Vahşi sulama dediğimiz yöntemle sulama gerçekleştiriyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin dönüm araziyi suluyor bu Demirköprü Barajı. Buranın kapalı devre sulamaya alınarak tüm Manisa Ovası'nda yaklaşık 2 milyon dönüm arazinin sulanabilir olması. Yani kapalı devre sulama sistemi dediğimiz proje. Recai Bey de çok dile getirdi bunu. Ben de çok dile getirdim. Sayın Orman Bakanımıza da projemizi anlatmıştık. Ya işlet devlet ya da devletin yapabileceği projelerdi. Bu projemizi hayata geçiremedik. İnşallah ileride gerçekleşir. İkincisi tabii ki Manisa, İzmir, Ankara yüksek hızlı treni. Bu Manisa'mızdan geçiyor. Alaşehir yakınlarından Salihli, Turgutlu, İzmir, bir de birisi Manisa'dan olmak üzere devam ediyor. Bu projede Afyon'a kadar gelindi. Yüksek hızlı trenin bu projenin bir an önce hayata geçirilmesi, yani tamamlanması bütün insanımız arzu ediyor. Çünkü buradan Ankara'ya 3-3,5 saat gibi bir sürede varma imkanına kavuşacağız. Bir başkası biraz önce sizin de dile getirdiğiniz Manisa Havaalanı projesi. Manisa Havaalanı projesinin de mutlaka sahip çıkılması gerekiyor. Bir başka şey de Sayın Cumhurbaşkanımızın bir Manisa mitingi sırasında dile getirmiş olduğu. Manisa merkezde bizim iki tane büyük askeri birliğimiz var. Doğu ve Batı Kışla diyebilirsiniz. Doğu ve Batı Kışla'nın artık şehrin merkezinde kaldı. Onun Manisa'nın şehrin dışarısında uygun yerlere taşınması. Böylelikle Manisa merkezde sosyal alanların, yeşil alanların artacağı, Millet Manisa'nın bahçeleri sanırım. efendim? Millet bahçeleri sanırım. Evet. Yani burası halkımızın hizmetinde olacağı çok büyük geniş alanlar. Oralara kesinlikle imara açılmadan yeşil alan olarak insanlarımızın spor sahası olarak, millet bahçesi olarak hizmete açılabileceği iki tane büyük askeri yerleşkemiz var. Bunlar Yurtdağı'na ya da işte Doğu Batı Manisa istikametinde taşınabilir. Bunların taşınması yani Manisa için. Bir de en önemlisi benim Manisa'da evet organize sanayi, organize sanayi içerisinde tarımsal sanayi, Alaşehir'de işte üzüm işletmeleri, diğer yerlerde kuru üzüm işletmeleri, Sarmanlı'da, Gölmarmara'da gibi, Turgutlu'da. Ancak şöyle bir şey var. Gıda çarşısı İzmir'de. İzmir'in büyük bir gıda çarşısı var. Mesela Manisa'nın, ben hep arzu ederim, Manisa'nın gıda çarşısı neden olmasın? Bunu oda başkanlarıyla, ticaret odası, ticaret borsasıyla yıllarca. Mesela hayata geçirdiğimiz projelerden birisi de Manisa Sultaniye üzümünün coğrafi işareti. O zaman Manisa Ticaret Odası Başkanımız, şimdiki de aynı başkan devam ediyor Sayın Özkasap, başvurusuyla ve benim bizzat takip ettiğim projeydi. Manisa Sultaniye üzümü diye, çekirdek Sultaniye üzümü diye coğrafi işaretini aldı. Hayata geçirmiş olduğumuz okul üzümü, akıl üzümü projesi hayata geçirebildik. Bizim ben milletvekili olmadan önce okullar, İmam Hatip okulları kapatılmıştı. Orta kısımlar tamamen kapatılmıştı. Bunu tekrar hayata geçirmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın işte hayata geçirmiş olduğu, bizlerin de oylarıyla geçen bu şeyden sonra Manisa'mızın ondan önce Ahmetli, Saruhanlı, Gölmara ve Köprüpaşa ilçelerimizde İmam Hatip Lisesi yoktu. Ben İmam Hatip Lisesi mezunu bir kardeşimizim. Ben buralarda, yani Manisa'mızın kesilen sakal yerinden daha gür biter. Evet, okullarımızı kapatılmıştı ama onun sonunda benim de milletvekili olduğum dönem içerisinde gayretlerimizle, özel idareyle ve diğer çalışmalarımızla bütün ilçelerimizde, yani 17 ilçenin 17'sinde de, hatta bazısında çok daha fazla, birden fazla İmam Hatip açma fırsatımız oldu. Ahmetli'de, Köprübaşı'nda binalarını, Gölmarmara'da ve Kırkağaç'ta, Saruhanlı'da binalarını olmayan ilçelerimizde de açtık. İşte bunlar hayalimizi gerçekleştirmektir. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Tabii ki yapılacak iş, insanoğlu var oldukça, bilge mimar Turgut Cansever, insanın dünyadaki en önemli görevi dünyayı güzelleştirmektir diyor.
Her gün güzelleştirmeye devam edeceğiz. İlimizi, ilçemizi devam edeceğiz. Belediye başkanlarımız, biraz önce söylediğimiz kaymakamlarımız, valilerimiz çalışacak. İnsanlarımız çalışacak, milletvekillerimiz çalışacak. Ve Manisa'yı daha güzel, hak ettiği konuma, tarihi turizm konusunda da hak ettiği yere taşımaya çalışmalıyız diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizi yorduk, kusurumuza bakmayın. Yok, Manisa. estağfurullah. Ne demek? Ben Keşke. Manisa deyince çenem düşüyor. Manisa sevdası. İstanbul'dan bir yazar arkadaşımız, benim milletvekilliğim bittiği dönemde kızlarım İstanbul'da oturuyor benim. İşte hocam gel İstanbul'da bu tamamlayıcı tıpla ilgili çalışmalarını İstanbul'da yürüt. İstanbul büyük bir kent, ihtiyaç da var buna demişti. Ben de hayır Manisa'ya gideceğim dedim. Milletvekilliğinden sonra ya Manisa'ya dönmek biraz sıkıntılı olabilir gibi bir söz söyledi. Ya dedim ben Manisa'yı sevdalısıyım. Manisa'yı seviyorum, insanlarını seviyorum, insanlar beni seviyor. Ben her gün işte Kula'dayım, Alaşehir'deyim. Bugün Salih'teyim, sizlere Manisa Salih'ten sesleniyorum. Manisa merkezdeyim, insanlarımızla birlikteyim. Dolayısıyla Manisa'yı konuşmak benim için asla ve asla bir yorgunluk sebebi değildir. Hele sizin gibi Manisalı bir Manisa sevdalısı, musiki, sinas bir kardeşimizle birlikte bu programı vesile olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Bugün Manisa ve İstanbul'dan yayınımızı gerçekleştirdik efendim. Güzel bir program oldu. Ben Muzaffer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Son olarak da efendim şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde 1.000 yıllık, 500 yıllık bir gelenek var. Yani tarikatlar, dergahlar var. Bunlar bizim özümüzdür. Bunlar bizim özümüzü yansıtan kurumlar. Burada insanı kamiller yetişir. Burada güzel insanlar yetişir. Ama son zamanlarda özellikle tarikatlar üzerinden bazı işte haberler yapıldı. Şunu söylemek istiyorum efendim. Gerçek tarikatlar, gerçek tarikatlar, dergahlar ve tekkeler para toplamaz. Adam devşirmez. Siyasi oy istemez. Kadro makam talep etmez. Ticaret yapmaz. İhale takip etmez ve beddua etmez. Özellikle lütfen bir kişinin yaptığı hata yüzünden bütün dergahlara, tekkelere lütfen yan gözle bakmayın. Onlar bu memlekette, bu memleketin özüyle birleşmiş kurumlardır. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar temenni ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.